TRT'den bir kez daha merhaba. Bizi size taşıdığımız programımıza hoş geldiniz efendim. Bugün benim için bildik simalardan birisini konuk ediyorum TRT'de. Sevgili Ziya Emir konuğum. Hoş geldin sevgili Ziya. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sana hiç de yabancı olmayan bir mekana aslında konuk oldum bugün. Bir Lefkoşalı olarak. Evet. Aras'tadayız. Neler hissediyorsun? Vallahi ben Lefkoşa'yı, surlar içini büyüdüğüm, çocukluğumun neredeyse gençliğimin geçtiği yerleri çok seviyorum. Mümkün oldukça, fırsat buldukça buralara zaten kahve içmeye geliyorum. Kızlarımı getiriyorum eşimle yemek, gezmek için. Buraları ziyaret ediyorum, sık ziyaret ediyorum. Ziyaretlerimde burada şu vardı, bu şimdi şu anda yetişen gençler ve şu anda Lefkoşa Ansur içini görenler hep kafeleri, restoranları biliyor ama biz burasının bayram hazırlıklarının yapıldığı, insanların gündelik ihtiyaçlarını aldığı, ayakkabıcıların, kunturacıların o dönemde, moda konfeksiyoncuların, burada mobilyacılar vardı, dellallar vardı. Evlenecek olanların ayakkabı aldığı. Burada sandviççi vardı, ayrancı vardı, terziler vardı, az ileride ciğerci Osman Dayı vardı. Yani bunları hep düşünerek, gözümüzün önünden geçirerek Lefkoşa'yı geziyoruz. Anıları, geçmişimizi hatırlıyoruz. Evet. Burası oldukça önemli ve duygusal benim için. Evet. Peki nasıl bir çocukluk geçirdi Ziya Emir? Zor muydu? Yani kolay olduğu söylenemez. Kolay olduğu söylenemez. Bugünlere kolay da gelmedik, zembille de gelmedik, bir yerlerden de bularak gelmedik. Biz okuduğumuz dönemde çalışıyorduk. Yaz tatillerinde full time çalışıyorduk. Biz okuldan geldiğimizde dedem benim dondurmacı Hakkı Dayı, tatlıcı Hakkı Dayı. Evet, nur içinde uyuyorsun. Mekanı cennet olsun. Her gün öğlen tatlı zamanı, ekmek kadayıfını öğlen gibi bitirirdi dedem. Çocuk arabasında. Sizin de evin oradan geçerek getirirdik. Evet, surlar için çocuğuyuz her ikimiz de. Evet. Yazın dondurma öğlen saat 2-3 gibi biter. Bisikletle, daha büyüdük, yük bisikletiyle önünde dondurma getirirdik ve onun boşalan tenekeleriyle değiştirirdik. Hep çalışarak hem okuduk hem çalıştık. Öyle bir çocukluk geçirdik ama buralarda güvenliydi. Yani ben 8 yaşındayken küçük bir çocuk arabasının içerisine tatlıyı koyarak, üzerini örterek Gölek, Ali Korun, Anibal oralardan buraya gelmeye ve dedemizin yanında hem şey edip biraz vakit geçirip hem boşları alıp geri gidecek bir güvenli bir yerdi. Evet. Yani insanlar şimdi bugün 8 yaşında çocuğunuzu 50 metre ilerideki markete göndermeye korkuyorsunuz. Evet. Ama o zamanlar biz oradan buraya tatlı getiriyor, boş götürüyor. Evet, çağ değişti. Evet. Kime güvenip güvenemeyeceğinizi haliyle bilemiyorsunuz. Tabii ki nüfus da çoğaldı. O dönemin yani nüfusuyla. Sokaktaki nüfus o zamanlar değil işte mi? Hep tanıdık Ali insanlardı. Ali Dayı, Ayşe evet. Teyze, hep bildiğimiz Fatma ses dene teyze. Gelirdi. Evet, Beziye Kenar'dan derdi, aklınızdan derdi. Herkes kendi çocuğu gibi seslenirdi. Şimdiki gibi yabancı şimdi bir nüfus sosyal yoktu. Medyada herhalde Beziye evet. Kenar'dan mı? Yaz Beziye. Yaz Beziye. Sosyal medyada Yaz Beziye. Evet, birazcık farklılaştı evet, yani. Evet. Değişmeyen tek şey değişimin kendisi. Her şey değişiyor ama önemli olan özümüzü, esas o içimizde barındırdığımız güzellikleri kaybetmemek olsa gerek. Evet. Hakkı Dayı bizim jenerasyon için oldukça önemli bir isim. Ben hatırlıyorum. Sekilerde, kaldırımlarda oturur. Ondan dondurma almak için geçme saatini dört gözle beklerdik. Annemizden parayı alır. Hemen göründü mü bisikletiyle Hakkı Dayı uzaktan bağırırdık. Hakkı Dayı bir dondurma verir misin? Evet. Böyle de bir anımız var Hakkı Dayı'yla. Evet. İşte dedemin zamanından bir anı. Değil mi? Bir evet, anı geçiyor bir anı, hala. Oldular. Üzüm var, armut var. İşler nasıl? Eski işler ama. Eski yani, işler yok. Zaten 2-3 tane kaldınız galiba manav.
Eskiden herkes her şeyini mahalle aralarında bu şekilde geçen manavlardan alırdı. Manavlardan alırdı. Şimdiki gibi marketler gideceksin, her istediğini her gün akşamüstü alacaksın. Bugün bunu istiyorum, geçeyim marketten alayım, yoksa donmuşunu alayım da pişireyim, yoktu. Evet. Böyle manav ne getirirse onun içerisinden seçerdi. Peki bizim bölgelerde anımsadığımız isimler kimler dersek, mesela Ayluga bölgesinde bir Mağ Şeker Möble, evet. Londra Pastanesi, biraz ileride Minnoş Çörekleri. Minnoş Çörekleri, Minnoş Dayı. Arada şey vardı, Çobani vardı. Çobani, evet, evet, onu da unutmamak lazım. Şimdi klasik oldu. Yoktur ve çok kıymete bindi. Bu Morris'lerin Van tipi olanları evet, vardı. Aynen, çok evet. Güzeldi. Şey vardı işte, Çobani vardı. Köyleri gezerdi hafta sonları, kardano hafta olarak, içi. Puşo. Guşo'nun kavesi vardı. Evet. Başka şey vardı, bu tarafta Çolakoğlu vardı bakkal. Hem muhtarımız hem evet. Çolakoğlu kıraathane bakkaliyesi. Baban dönerci Nihat dayımız. Talat dayı vardı gene amcam. Şeydi. Amcanıydı Talat dayı ha. Evet amcam. Evet. Enver dayı mamülcü, Datlıcı gene. Evet. Aynı mahallede. Sedatlısı ve Şammali üzerine Ali uzman Korun. Bir şey. Ali Korun bölgenin Lefkoşa'nın ilk büyük marketi. Yani Belça vardı, Peyak vardı. Ancak Sur içindeki insanların gittiği ilk büyük market hı hı. Ali Korun'du. Yani bizim bakkallarımızda, alışveriş yaptığımız bakkallarda olmayan ilk çikolatalar Canberk'te. Evet. Evet, Cahit Canberk'te olan, Tirne evet. Kapısında Cahit Canberk'te olan çikolatalar dan sonra ilk şeye geldiydi Ali Korun'a. Oyuncak. Yani doğru. Aynı bakkalın içerisinde market tarzı işte Bodrum'u vardı Ali Korun'un. Zemin katı ve bir de sende katı vardı. O sende katında oyuncaklar da vardı. Evet. Yani şimdiki büyük marketlerin ilk prototipi diyebiliriz. Çunluk vardı oracıkta. Evet. Her gün senelerle, şimdi kapattı zannederim. Bir 15-20 tane tavuk ızgarası. Tavuklar. Evet, tavuk ızgarası Çunluk'ta. Hanibal'ın işte yazlığı, kışlığı. İzzet dayı vardı. Rahmetli olduğu Yıldızlar. Yıldızlar restoran. Evet, şimdiki gibi meyhane, restoran çok yoğundu. Çok Hammal'ın yapmış. Meyhanesi Zil vardı. Zil restoran vardı ileride. Zil restoran, bir de Hammal'ın meyhanesi vardı. Doğrudur. Mücahitler sitesinin orada. Bisikletçi Şahuri bu tarafta. Köse, lastikçi Köse'lerin babası. Evet. Diğer tarafta ama Gölek'teki Sami dayı da ayrı bir simasıydı Lefkoşa'nın. Bisikletçi Sami dayı. Kış şimdi... saçlı bir de teyze vardı. Böyle merdivenli bir basamaklı evi vardı. Tam sizin karşınızda Yıldızlar Restorant'ın paralelinde arka cepheye bakardı evi. Şey Dilber Aba. Evet. Dilber Aba. Dilber ablayı evet. Da hatırlıyorum. Ve bir odalı bir evdi. Evet. Bir de merdiveni vardı üst katta. Bir oda altta, bir oda üstte. Yüksel Abalı'nın, Yüksel Abay'la şeyin arasında. Terzi Aydın. Aydın Aba bu tarafta evet. Değil mi? Aydın evet. Aba bu tarafta şeyde göleğin Gölek'te. İçinde. Onun yanında Mah Şekerlerin Zehraba kalırdı. Evet. Mah Şekerlerin Zehraba. Sami dayı bu tarafta da işte şey Hannibal'ın kaynanası Pembaba kalırdı. Konturacı Süleyman dayı vardı. Tam yokuşun üstünde evet. Ayakkabı tamir eden. Mesela birçok kişi hatırlamaz ama Ayluga Kilisesi'ne gelirken sol tarafta burası hep şeydi. Dükkanları da hani Caba Cabalar meşhur ayakkabı fabrikaları vardı. Evet. Atölye o sizin evin bir ön sokağında. Aynen öyle orası, hatırlıyorum çok iyi. O sırada ayakkabı Günay dayı vardı. Bakkal Günay dayı yanında bakkal sabah Günay kahvesi. Dayı, Dülger'di. Önce Dülger'di sonra evet, bakkaliye açtı. Bakkal yanında yaptı. Hüseyin dayı sabah kahvesi geçerken oradan o kahveyi. Koku kokusu, müthişti evet, unutulmaz. Kokusu. Londra Pastanesi'nin apartman işte altında. Mağ Şekerleri mobilya mağazaları vardı. Ne günlerdi o günler? Tabii. En büyük mobilyacımız oradan Ayluga Kilisesi'ne Atatürk İlkokulu'na giderken Cahit Usta vardı.
Evet, onda 8-10 kişi çalışırdı. Doğrudur, hatırlıyorum. Bizim okulun, Atatürk İlkokulu'nun hemen dibinde. Öncesinde. Evet. Bunlar her gün biz Atatürk İlkokulu'na gider gelirken önünden geçtiğimiz önce şeyde cila kokusu alırdık. Kunturacının önünden geçerken cava cavaların geçerdik, kahve kokumuzu alırdık. Şeyden evet. Hep böyle onların önünden giderdik. Biraz okula. Daha geride de İbrahim Çolakoğlu, Kanaat Çolakoğlu Bakkaliyesi. İşte Kanaat Bakkaliyesi, evet. Değil mi? Kanaat Bakkaliyesi'nin karşısında Mamülcüoğlu. Mamülcüoğlu Enver dayı. Bu tarafta sandviççi Talat dayı, amcan. Evet, amcamız. Aydın çantacı Aydın evet, vardı. Evet, onu da unutmamak lazım. Biraz evet. Daha geride. Çolakoğlu hemen yan sokağında. Evet. Çolakoğlu'nun yanından devam ettiğinizde önce gelirdi Münir dayının anahtarcı, Münir dayının evi. Evet. Sonra döndüğünüzde orada anahtarcı Münir dayının dükkanı. Anahtarcı Münir dayının dükkanının yanında ve karşısında. Şimdi burada yaşamıyorlar sanırım. Aralsan'ın Kıbrıs'ın en büyük kot fabrikasının ilk başlangıcı, o zamanlar İngiltere'ye konfeksiyon ihracatı evet. Vardı. Fason kot üretirler diye. Yani çok güzeldi. Bak hep şey ettik. Güzel burada, günler, güzel burada insanlar. Burada kaladari vardı. Ayrancı, sandviççi. Terzi Salih vardı. Bu kebapçı Güner'in eniştesi. Oradaydı. Hüseyin Usta vardı. Hüseyin Arsöz. Oto yedek parça. Burası Türkiye'nin ilk yeni modası Napoli gömlekleri çıktıydı. İşte bu David Peoples'ın olduğu yer. Evet, Napoli gömleklerinin. Evet, evet. Napoli gömlekleri. Burası iyi bir yerdi. Napoli gömlekleri. Evet. Kimler geldi, kimler geçti kısaca? Bunun arka sokağında gene Çarık'ın Tanju Özinoğlu. Doğrudur. Ve şeyin Zevk Kundura, Ahmet Kanan, şimdi Büyük Han içinde kahve, Mehmet Ağam işledir oğlu. Mehmet Tabii. Kanan Büyük Han içindeki kahveci. Onun burada dükkanı vardı. Ayakkabı dükkanı. Burada evet. Da üretim yeri vardı. Biraz arkada Dersev ayakkabıları hatırlar evet, mısın? Evet, Dersev ayakkabıları vardı. Burada işte gene Çarık vardı ayakkabıcı. Caba cabaları zaten söyledik. Evet. Kimler geldi, kimler İlker geçti? İlker abi kaldı bir tek. İlker Bey'i de analım. Evet, fırıncı İlker abi kaldı. O halen devam evet, ediyor. Evet, devam ediyor. Allah uzun ömür, sağlık, sıhhat versin kendine de. Evet, zor bir hayat, çocukluk geçirdin dedin sevgili evet. Ziya. Peki şimdilerde artık herhalde rahata ermişsindir. Çocuklarım yani, var, kızlarım var. Evet, bildiğim iki kızım kadarıyla. Var, iki Allah büyük kızım bağışlasın. Var. Ve klasik arabalara meraklısın. Evet, birazcık doğrudur. Heybetli arabaları seviyor. Örneğin bugün 8 silindirlik bir Lincoln güçlü bir arabayla geldi. Sesini duyduğunuz zaman ürkeceğiniz şekilde bir araba. Ziya'nın heybeti, sesi öyle midir? Korkutucu bir ses gerçekten yani, aracının sesi. Şimdi şeyle bağdaştırdın ama yani Ziya'nın heybeti ondan sonra korkutucu. Ziya'nın korkutucu bir tarafı var mı bilmiyorum. Aynen öyle, var mı? Bilmiyorum yani ben. Sosyal medyada birazcık böyle takıldığın insanlar var mı? Zaman zaman. Siyasilere de böyle dokunduruyorsun gibime geliyor. Yani kimseye eyvallahımız yok. Kimseye evet. Bir muhtaçiyetimiz yok çok şükür olsun. Bu yüzden doğru gördüğümüz her şeyi korkusuzca söylüyorum. Doğrudur. Yani birisi bir yanlış yaptığı zaman bunu Ziya yazar mı? Evet. Bunu Ziya eleştirir mi diye düşünmesinden de gocunmuyorum. Çünkü yanlış yapılan her şeyi eleştiriyorum, çekinmiyorum. Peki bugüne kadar senin en büyük yanlışın, bir öz eleştiri yapacak olsan, kendini yargılasan, en büyük yanlış olarak kendinde neyi görürsün mesela? Çok hani geldi bu soru, çalışmadım ya. Öyle mi? Yani insan hayatında hani aynı elbette önce ki, biz bakacağız evet, sonra başkalarını illaki eleştireceğiz derler ya. Yanlışları illaki olmuştur. Evet. Benim de var mı? Çok dikkat ettiğim halde illaki yanlışlarım olur. İllaki birilerini rahatsız etmişizdir. Ama şu anda
ah keşke şunu yapmasaydım diyebileceğim çok ticari yanlışım var. Ama şunu da yapmasaydım daha iyi olurdu diyebildiğim pek bir şeyim yok. Yani bazen işte ah keşke geçen gece içmeseydim de bu insana da bunu söylemeseydim, bunu yapmasaydım dediğimiz olur mu? Zaman zaman oluyor ama böyle aman hayatım boyunca keşke şunu da yapmasaydım, şu çok büyük bir yanlıştı dediğim bir şeyim Allah'a şükür olsun. Peki en büyük olmadı. Doğrun? Eşimi seçimi. Evet. Eşimi bir seçimi. İnsanı rezil de eden, vezir de eden eşidir efendim. Yani hiç dikkatli seçmek lazım hayat arkadaşımızı. Çünkü bir ömür boyu yanınızda birlikte yürüyeceğiniz bir insan o. Ne siz ne de yanınızdaki insan dilerim ki hiçbir zaman hata yapmaz ve o yol doğru İnşallah. Düzgün bir şekilde yürünür. İnşallah. Peki yolları aşındırmaya devam ediyorsun klasiklerinle beraber. Evet. Peki bu klasik merağı ne zamandan beri sende var? Yani benim klasik merağım esasında çok eskilere dayanmıyor. Çok eskilere dayanmıyor. Kıbrıs'taki klasik arabaların büyük bir çoğunluğu ve hatta hepsi diyebilirim ki toplanmış arabalardır. Yani alıyor adamlar emek ediyor, topluyor. Biraz zahmetli süreçlerden geçirerek ve toplanmış araba oldukları için de bana keyif vermiyor sağlamlıkları, arıza yapma olasılıkları falan. Ancak 4-5 yıl, 6 yıl kadar önce İngiltere'de bir arkadaşımın teklifi üzerine bu klasik araba ticaretine girince ve İngiltere'deki hakikaten hiç kullanılmamış yeni gibi olan klasik arabaları gördüğüm zaman Lolo Baba kayınpederim. Öyle mi? Evet. Bu da şey mobilyacı Salahattin Usta. Ama babam biraz utangaç geçti. Evet. Sanki seni tanımıyormuş gibi yaptı. Bu da anahtar benim damadım değil biraz gibi. Biraz utanarak geçti. Selam sevgiler ona da. O zaman İngiltere'de gerçekten kaliteli, kondisyonlu, iyi durumda klasikleri görünce başladım almaya. Yani mesela şu anda bu Lincoln'un 8400 kilometrede alınmış bir arabadır. Evet. Ve şeyi yeni kondisyonda, yani benim normalde kullandığım arabalar işte 740 BMW'm var, Range Rover Vokum var. Ama bunlar bana en az o kadar. Lincoln Cadillac'ım var mesela. 1972 model 87.000 milde ve adam arabanın frenini değişmiş, faturasını ve kredi kartının slibini çakmış, saklamış. O şekilde güzel kaliteli kondisyonlu arabalar olduğu için gayet keyifle binmeye başladı. Bu sefer arkası geldi işte. İlk Cadillac'ı aldık. Arkasından Lincoln'u aldık. Arada bir tane Dodge Amerikan şerif arabası, polis arabası aldım. Bir tane Ford Ranchero aldım. 1977 model. Ama arabanın ilk faturası duruyor. İlk faturası duruyor. 19.000 milde. Bir tane SL 450 Mercedes aldım. Üstü açık Americano da. Hep de 8 silindir arabalar. Onu... Hep güçlü, heybetli arabalar. Ama... Hiç küçük araba yok yani Ziya Bey'in evet, arabalarında. Şey yok. Yani kendime ayırdığım küçük arabaya dikkatimi çekmiyor. Bir MG bir şey. Normal hayatta da işte Mercedes'e binmişsem S-Class 8 silindir 4000, işte BMW'in gene 8 silindir, Range Rover 8 silindir. Esasında çok sürati seven bir insan değilim. Yani arabaları normal öyle 100-120, yani 150 basmışlığım yoktur bir arabaya Kıbrıs'ta. Ama altındaki arabanın güçlü olması bana keyif veriyor. Pahalı bir zevk mi? Biraz pahalı bir hobi. Evet, bir zamanlar Ziya Bey sevgili izleyenler 10 TL'lik şortu almak için bir ay mı çalışmışsınız? 20 TL'ye şurada caba caba da evet.
İlkokul 2'nin yazında. Yani 83 yanılmıyorsam. 20 lira bir şort ama evet. O şortu şimdiki gibi annemize babamıza işte bunu alıyoruz. Buna ihtiyacımız var. Bunu alın ya da bunu beğendim de alın gibi bir şeyimiz yok. 20 liraydı şort. Ben de mekanı cennet olsun. Demin saymayı unuttuğumuz Mastre usta lakaplı Hüseyin Mercan vardı. Sandalyeci. Şimdiki hı hı. Turizm Bakanlığı'nın hemen yanında. Onun yanında işe başladım. 10 lira. Haftada 10 lira. 10 bin lira. Yani 10'du iyi eminim. Şortta 20 lira. Dedim ki ben bu şortu 2 hafta sonra gelip alacağım Mustafa abiye. Her gün geliyordum. Bazen günde 2 sefer. Buralarda hırdavatçılar vardı. Usta yollardı. Git cam kağıdı al. Git sistire al. Git boya al. Cila al. Her geldiğimizde koşarak bir de geçer. Şorta bakardık. Abi cumartesi 10 liraya getirdik. Cumartesi ödendik. Aldık 10 liraya geldik. Dedik 10 liramız var. İstersen vereyim. Ertesi cumartesi de. O bir cumartesi 10 liraya getireyim. 20 lira tamamlansın. Ver bana şortu araba alır gibi. Yok dedi. Sakla sen paranı. Haftaya cumartesi gelin alın. Götürdük annemize verdik parayı. Ertesi cumartesi. Sabahtan parayı koyduk cebeye gittik o işe. O gün bir başka ama biz bu arada 15 günden başladık sayarak. Her günde geçerik. 13 gün, 12 gün, 10 gün. Bu şekilde sayarak. Ertesi cumartesi kaynarık. Öğlen olsun da gidelim. Usta fark eder. Saat 11-12 gibi. Tamam dedi. Al diğer 10 liranı da. Çünkü gösterir her dakika parayı. Usta 10 lira var onu da sen vereceksin. Gidecek alalım şortu. Şort bir o gün bir bayram havasıyla işte 10 lirayı daha verdik 20 lira. Bugün bir şort herhalde 200 liraysa işte 100 lira haftada çalıştık. 2 hafta 200 lira aldık şortu. Bazıları işte nasıl bir hafıza? Ben aldığım arabaları hatırlamam belki şu anda. Aldığım arabaları hatırlamam. Belki bir şeylerimi sayarken arada falanca yerde de bir arazimiz vardı diye sonradan hatırlarım. Şu işi de yapardık diye sonradan hatırlayabilirim ama o 20 liralık şort, o 2 hafta harcanan efor asla unutulmaz. Çok kıymetli. Tabii ki. Peki çocuklarını nasıl yetiştiriyorsun? Aynı şekilde. Her şeyin benim kıymetini bilmeleri için elinden geleni yapıyorsun. Bilmeleri için hepsi bir şekilde bir şeyi alacaklarında, evet birinin yanında çalışmıyorlar belki ama mağazada çalışmaları gerektiğini, ofiste gelip çalışmaları gerektiğini biliyorlar. Evet. Yani öyle bedavadan bir şey hayatta, sadece bedava peynir sadece fare kapanında olur. Bunu bilmeleri lazım. Bunu elimizden geldiğince öğretmeye çalışıyoruz. Sandalye yapımını öğrenmiş miydin? Ben biliyordum. Bir sene gittik sandalyeciye Hüseyin evet. Usta'ya. İkinci sene başladım şey yapayım. Sayarken unuttuk mesela Hizber Hikmet Ağalar vardı. Evet. İp satardı bunlar. Bir de demin Dilber Abay'ı söyledik ya kız saçlı. Onun evet. Yanında Yüksel Aba vardı. Yüksel Aba da Lefkoşa'nın o dönemki en popüler çocuk bakıcısıydı. Yani hı-hı. Herkesin çocuğuna bakmaz böyle seçici idi ve elit. Evet elit ha. insanların çocuklarına Yüksel Aba bakardı. Böyle hı-hı. 15 tane çocuğu dizer sandalyeciklerinde teker teker yemeklerini de yedirirdi. Yüksel Aba'nın yanılmıyorsam onundu sandalyelerini ip aldım Hizber Hikmet Ağalar'dan ve onun sandalyelerini yeni bağladıydım. Yeni bağladıydım yani o da herhalde ilkokul 3. sınıfın yazında ilk ticari faaliyetimdi. Aldık işte sistire aldık, sandalye ip aldık, cila aldık, fırça aldık ve o sandalyeleri ip inan, hasır ip inan bağladıydım. İşten geldikten sonra akşamüstüleri. Evet. Ağzı iyi laf yapan bir insan sevgili Ziya Emir ama güçlü de bir insan. Çocukluktan beri türlü zorluklar geçirmiş ama bu zorlukların içerisinde de gerçekten
güzel şeyler öğrenmiş. Sandalye yapımını biliyor, dondurma yapımını biliyor. Yani tabii dondurmacılığım da var. Aç kalmaz, da var. Öyle mi? Evet, Allah'a şükür olsun. Yani ticareti de biliyor. Ticareti de bilir. Hiçbir şey yapmasak bir yerlerden bir şeyleri alıp gelip bu tarafta biraz daha iyi fiyata satıp kar etmeyi becerebilecek bir zeka vermiş bize Yüce Rabbim. Şükürler olsun. Onu beceriyoruz. Kimseyi çalmadı, kimseyi çırpmadı, kimseyi dolandırmadık. Ticaret yaptık. Çok çalıştım. Çok çalıştım. Pazar gezmelerimizi bile işle bağdaştıran bir aileyik. Yani dün pazar gün eşimle beraber işte Tatlısu'da bir arazimiz vardı. Uydudan baktık, etrafında evler çoğaldı. Dün oraya gittik. Onu gördük. Hemen orada planlar, projeler. Burada arka taraf ormandır, ön denizdir. Güzel tahta Karadeniz evleri yapsak buraya. Hemen akabinde Türkiye'den 3-5 arkadaşla irtibat, hazır tahta ev bulalım, getirelim, burada montajlayalım. Yani pazarı bile işte değerlendiren, pazar gecesini bu sefer internette ve Türkiye'deki kontaklarla ham madde arayan bir yapıdayız. Bir yapıdayız, ondan çalışıyoruz. Peki dededen mi geliyor bu çalışkanlık? Kimden çektin derler bizde. Kimden çekti Ziya Emir? Şeyi söyleyeyim, bizim rahmetlik dedem bir zamanlar anlatırdı, bak söyleyince şimdi aklımda kaldı. Kışları sinemalar vardı. Evet. Şeyde sinemalarda fıstık satarmış. Lefkoşa'ya ilk geldiğinde. Lefkoşa'ya ilk işte 2 yaşındaydı babam, 54 oldu. 56'da geldi dedemler Arçoz'dan Lefkoşa'ya. İlk geldiğinde fıstık satarmış. Ve bu fıstığın biliyorsunuz tuzu çıkar. Evet, doğrudur. O tuzları bütün kış biriktirir çuvalda. Ve yazın dondurmaları koyduğunda o şeye, kasanın içerisine, dondurmayla kasanın arasına buz basarlardı. Hmm. O buzların üstüne de tuz koyardı ki tuz buzun çözülme ömrünü uzatıyormuş. Şimdi işte tasarruf, evet, oradan geliyor. Aha. Kışın fıstık satma, yazın dondurma satma, arada tatlı satma. Rahmetlik nenem hiç unutmam, şey gelirdi. Bu kadar yoğurtçu yoktu. Köy yoğurdunu, köyden 12 tane yoğurt, bir kadife, döşemecilerin artık şeylerinden yapılan çantalar diktirirdik, özel araya tahtalar. Aha. 12 tane bir okkalık yoğurt gelirdi köyden. Ve onları Lefkoşa'da herkes gelir, abone olur, nenemden alırdı. İşte zeytin zamanı nenem köye giderdi. Köfünlerle zeytin toplar alır gelirdi. Toptan alır. Bu sefer Lefkoşa'da köyünden iletişimi olmayan Lefkoşalılara daha az ölçekte satardı zeytinyağını. Yani aileden genlerden rahmetlik babam ticaret noktasında pek başarılı olamasa da bazı hatalarından dolayı ticaret noktasında çok yaratıcı fikirleri vardı. Sanırım genlerden geliyor o. Ve benim kızlarıma da bu çok şükür olsun geçti. Yani şeyim, küçük kızım var bir tane, 7 yaşında şimdi. O biraz da böyle Türkiye şeyi, tezgahçı, mağazada annesinin serisi bitip depoya ayırdığı küçük havlulardan, şunlardan bunlardan tezgah açar. Çağırır, gel der, gel gel tezgah açtık, havlu 3 liraya 5 liraya bir şeyler satsın. Ha, onun sattığından bir şey mi kazanılır? Hayır, ama o bir malı 3 liraya annesinden hesaba yazdırıp 5 liraya satmayı ve arada 2 lira kar etmeyi öğreniyor. Evet. O kar etmeyi öğreniyor orada. Söyleşimiz devam edecek. 1979 model Lincoln'un, evet, bizi bekliyor. Birazdan devam edeceğiz. Araçla seyir halindeyken bu sefer sohbetimiz devam edecek. Bizlerden ayrılmayın. Bu haftaki konuğumuz Ziya Emir.
Klasik aracı ise 1979 Lincoln'un Continental Williamsburg Town Car. Bu lüks klasik araç çoğu klasik aracın aksine parçalarının orijinal halini koruyor ve oldukça yeni durumda. Bu klasik aracı Ziya Emir Amerika'dan satın alıp 2020 yılında ülkemize getirmiş. Bu araç çok iyi şartlarda muhafaza edilmiş ve sadece iyi hava koşullarında kullanılmış. Eşi benzeri olmayan 1979 Lincoln Continental Williamsburg Town Car çalıştığı zaman adeta bir canavara dönüşüyor. Wow! Nasıl ses? Dehşet. O kadar korkutucu bir sesi var ki, görüntüsünün güvenilirliği kadar sesiyle de klasik severleri büyülüyor. Sadece 2380 adet üretilen bu yeni oyuncağına Ziya Bey gözü gibi bakıyor. Özellikle kızları ve eşinin de gözdesi durumunda. Biz bu araçla seyir halindeyken kendimizi adeta Amerikan filmlerindeymişiz gibi hissettik. Ayrıca Dallas filminin baş aktörlerinden J.R.'ı ve unutulmaz kovboy şapkalarını da anımsadık. Haberiniz olsun, Kıbrıs'ın şerifi Ziya Emir yollarda bu klasik aracıyla gezerken haberler biriktirmeye de devam ediyor. Yaz ve Ziya diyenlere duyurulur. Bizler de TBT ailesi olarak Ziya Emir ve ailesine bu özel klasik arabalarıyla nice öyküler biriktirmelerini diliyoruz. Sevgili Ziya Beyciğim, gerçekten özel bir araçla Dereboyu trafiğinin içinde akmaya başladık. Evet. Amerikan asfaltımız var mı yok mu belirsiz. Ama bir Amerikan aracının içindeyiz ve özellikli bir aracın içindeyiz. 1979 model demiştik. Lincoln Continental. Evet. Neler söylemek istersiniz? Nasıl bir araç, konforu, gücü bu aracın? Bir kere Lincoln zaten başlı başına ihtişam. Evet, gerçekten üstelik büyük bir ihtişam. Bu 1977, 78 ve 79 yıllarında toplamda 1823 adet üretilmiş. Williamsburg Edition dedikleri bir o kadar daha ekstralı özelliklerle donatılmış özel yapım bir araç. Evet. Bu araç nadide koleksiyonları bulunan bir koleksiyonerden alınmış. 8400 kilometrede aldım. Şu anda 9963 kilometresi var. Evinin ev değil esasında malikanenin salonunda aksesuar olarak kullanılan bir araçtı. Bizde nasıl vali masaları var, büyük vazolar olur ya, bu da malikanesinde her dönem klasik, güzel, nadide bir parçayı salonunda bulunduran, çok zengin bir eski bir boksördü. Koltukları değişince bunu da değişme ihtiyacı hissettiğinden dolayı satın alabildik. Günlerce İskoçya tarafında bekledik ki hava yağmursuz, yollar kuru olsun ki adam bize versin test sürücü yapmaya. Güzel, özellikli, güçlü ve 8-7500 motora sahip bir araç. Evet, Kıbrıs'a ilk getirdiğinizde etraftan gördüğünüz tepkiler, halen daha ilgi... Şu anda bile bakın, herkes, kafelerde oturan herkes başını döndürüp illaki bize bakıyor, ötekini dürtüp arabaya bakıyor. Zaten siz görünmeden arabanın sesi ulaşıyor. Evet, önce sesi gidiyor, sonra uzun bir sürede şeyi geçiyor, arabanın geçişi de biraz zaman alıyor tabii. Evet. Geniş yollara ihtiyaç var. Uzun yollarda tabii ki. Geniş ve uzun yollarda çok daha performansının zirvesine çıkıyor bu araç. Tabii o yıllarda Amerika'da sanıyorum petrolle alakalı bir sıkıntı vardı ve arabaların süratlerini kısmışlardı çok yakıt yakmaması adına. Ve bu arabanın maksimum sürati zaten 135 kilometre. 85 mil. Yani güçlü, kuvvetli, ağır, büyük bir araç ancak sürat arabası değil. Evet. Sürat arabası değil. Keyif arabası aslında, arabası, değil mi? Sizin için de öyle.
böyle. Elveriç bu arabada 100-110 kilometrenin üzerine basmadım. Bu böyle ailecek gezerek keyifle gezeceğiniz bir araç, klasik rallilerine, klasik gezintilerine katılıyoruz. Hiç öyle bir hırsımız da yok. Sadece keyifle geziyoruz. Peki araçlar, arabalar dışında başka klasik eşyalara tutkunuz var mı? Yani çok aşırı olmamak kaydıyla eski olan her şeye biraz sempatim vardır. Yani mesela nereden kaynaklanır? Belki eski özlemden. Eski özlem. Eski eşyalardan mesela. Yani eski ütü olsun, eski üstlü istim olsun, ekmek tahtası, ekmek teknesi, bu plak çalarlar gibi eski şeyleri seviyorum. Dikiş makinesi ayağından masa yapmayı falan. Bu tür şeylere değer veriyorum. Peki önemli. Eşiniz ve çocuklar aynı şekilde klasik arabalara, klasik eşyalara meraklılar mı? Evet, klasiğe hepimiz yapıyoruz, seviyoruz. Ailece meraklısınız. Ailece, yani klasik etkinlikleri bizim için muhteşem bir ailece mi katılıyorsunuz şey. Evet, ailece katılıyoruz. Büyük kızım İngiltere'deki, pek şansı yok o İngiltere'de okuduğu için. Çok fazla şansı yok. Küçük iple çekiyorum. Ne zaman bir klasik etkinliğinde bir sonraki ne zamandır diye. Evet. Sormaktan kendisini alamıyor. Bu arabanın bir güzel özelliği, bunu aldığımda İngiltere'de kullandım. Büyük kızımı gittim okulundan aldığımda resmen çığlık atıyordu. Gelmiş evet, kadar oldu değil mi? Onun için sürpriz olmuştu. Onunla birlikte Londra'ya gittik bu arabayla. Western'in içerisinde dolaştık. Güzel, çok güzel gerçekten. Yani düşünün ki milyon sterlinlik Rolls Royce'ların falan dikkat çektiği bir yerde, standart olduğu bir yerde. Biz de bununla gezdik. Oldukça güzel ilgi gördük. Hoşuna gidiyor insanın. Harika. Büyük kızımla da öyle bir maceramız var. Peki diğer klasik arabalarınız için neler söylemek istersiniz? Yani işte az önce de bahsettiğim gibi işte bir tane Cadillac'ımız var, 1972 Fleetwood. Onu da bir Lord'dan aldım. Krem halıların üzerinden çıktı. Salonda değil, garajdaydı ama garajla evin arasındaki duvar camdı. Evet. Çok temiz. O da 85 bin milde bir araba. Başka işte bir tane Mercedes'imiz var. SL450 üstü açılır. Peki nasıl bir aşk bu? Nasıl bir tutku? Klasik araba sevdası. Aile içerisinde hepimizin de hemfikir olabildiği tek hobimiz. Tek hobi. Evet, yani herkesin farklı bir şeylere ilgisi vardır. Diğerlerinin o konuda o kadar sempatisi olmasa da klasik noktasında hepimiz hemfikiriz. Hepimiz seviyoruz. Yani bir klasik etkinliğinde ben buraya gitmem lazımdı. Niye ben de gelmek zorunda mıyım diyen birimiz yok. Peki Ziya Emir ülkesine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne baktığında kendisini mutlu eden bir gelişme son dönemlerde söyleyebileceği ve son dönemlerde sizi üzen neler var dersen? Yani Covid sonrası ülkemizin içinde bulunduğu durum maalesef dünyaya nazaran daha da kötü. Ekonomik olarak daha da kötü etkilendik. Peki iyi olan bir şey? Havamız güzel. Sizi hayata bağlayan. Havamız güzel. Kıbrıs'ta illaki yaşamaya zorlayan. Havamız güzel. Bakın bugün işte 25 Ekim. Evet. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Biz camlarımız açık arabada. Güneşli bir havada gezebiliyoruz. Tek güzel yanımız bu. Sizi ülkenizden vazgeçirmeyen tek şey hava mı? Evet. Başka bir şey yok. Başka İnsanlarımız. Şey. Evet. İnsanlarımız ve havamız, yani eskiye olan özlemimiz, eskiden gelen dostlarımızla sohbete olan hasretimiz ve güneşimiz. Başka hiçbir şeyimiz yok. Peki Ziya Emir kendini nerede görmek istiyor ileride?
artık emekli çıkmak istiyorum. Öyle mi? Evet. Yani şu anda son birkaç projemizi sonuçlandırıp emekli çıkmayı planlıyorum. Çünkü ne kadar yaşayacağımızın garantisi yok. Bir kere beni siyasette kimse göremeyecek. Yani sormak istediğin öğrenmek istediğim şey oydu esasında. Siz hemen lep demeden lep nebiyi anlayan bir insansınız zaten. Yapılan milletvekilliği teklifleri gerek ben gerekse ailem tarafından kayıtsız şartsız reddediliyor. Evet. Reddediliyor. Yani siyasette bir hedefim asla yok. Evet. Ticarette daha ileride bir hedefim o da yok. Yani şu anda işte Kıbrıs'ta bir iki arazimiz vardır. Onları inşaata dönüştürüp değerlendirmek. Bu esnada İngiltere'de başlatmış olduğumuz ticari faaliyetlerimizi daha iyi bir noktaya getirip kızlara işleri bırakmak. Eşimle beraber belki dünya turu, belki Kıbrıs, Türkiye, İngiltere gezerek bir yaşam planımız vardır. Ticarette daha fazla büyüme hedefimiz yok. Siyaset planlarımızda hiç yok. Mevcudu koruyarak hayatımızı yaşama ne güzel programındayız. Fazla hırslı değilim bu konuda. Ben size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tebet ailesi olarak güzel, keyifli bir gün geçirdik. Kıbrıs manşetle. Manşette olan bir isim Ziya Emir'le birlikteydik. Haftaya farklı bir isimle birlikte olacağız. Bak işte, bakalım kim olacak. Arabalarınız da burada. Sizin adınızı taşıyor plakalarda. Çok teşekkür ediyorum. Ben keyifli teşekkür bir hayat ederim. Ailenizle birlikte geçirirsiniz ben inşallah. Sağlıkla. İnşallah. Sağlıkla.